Evet dostlar, bugün Gaziantep Galatasaray karşılaşmasıyla karşınızdayız. 4. hafta Süper Lig'de Galatasaray'ın ilk hafta beraberlik, ardından galibiyet. 3. haftayı oynayamadık, ertelendi zaten. 4. haftada galibiyetle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yeni oyuncuların, yeni transferlerin yollarını gözlüyoruz artık. O duruma düştük. İnşallah en kısa sürede şöyle güzel transferler gelir. Şu anda yine sen Ramos istemedin. Gene ama Ramos gelecek herhalde. Ben sana söyleyeceğim. Babam Ramos istemiyor. Ramos gelecekmiş ama büyük ihtimalle. Bir de Højbjerg dedin ya sen. Højbjerg mi? Ne o? Tottenham'daki olan. O olan da gelecek büyük ihtimalle. Onu da alacaklar. İyi dedikleri. Dönen top. Ve gol. Offside mı? Gol. Kerem atıyor. Tam konuşmayı yaparken Kerem'den gol geliyor. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. 3 puanı demiştik. Kerem ama geçen maç var ya, beni çok kızdırdın ha. Burada offside var gibi. Bence şu var ya. Aşağıda var ya. Neydi? Şurada Mertens'in koşusunda var gibi. Bir baksın hakem de. Var gibi duruyor. Bence var gibi duruyor ama. Orada da el var zaten, gol olur. Kerem'in golü. Gol inceleniyor şu anda ama ben orada Mertens'in koşusunda olabilir. Bir oraya şey yapsın da. Ben öyle gördüm. Şimdi gole sevinemedim de tam da. Dur bakıyorlar şimdi. Bence benim dediğim gibi olabilir. Nerede yok baba, orada adam öne gidiyor. Adam al. Offside dedik sana. Nerede ön tarafta adam var? Oradaki Mertens'i koşsun diyorum sana. Bak. Golü zaten yazmamıştım ben de. Biliyorum ben başıma geleceğini. Offside var. İlk gol sayılmadı. İşte Kerem'in attı. Ne gördün sen orada? Öndü adam. Ben zaten görmeden adam önde olduğunu gördüm ki adamı. Koşarken gördüm ben zaten adamı. Ooo, daha sağlara gelmiş. Zaha bakın. Zaha konuşuyor. Bir tane iş. Tete güzel orta. Kerem Demirbay. Dönen top önünde kaldı mı gibi. Gene Kerem. Bu sefer gol hakem verdi. Gol geliyor. Kerem hareketimi yapamamıştım dedi. Bu sefer yapıyorum dedi. 5. dakikaya girerken gol geliyor. 5 dakikadır açıp golü de göstermiyor. Tete güzel ortaş. Bak Tete'nin ayağı güzel. Morata'nın daha iyisi Tete. O yüzden oynuyor. Yani bence o yüzden aldılar yani. Morata mı Rashica mı? Ney? Hem Morata hem Rashica bence. Şu karambolden iyi. Kerem Demirbay da iyi çıkardı. Güzel. Kerem arkadan geldi. Güzel. Güzel top aldı ama daha güzel atılabilirdi. Kerem'in son maçtaki hareketleri gerçekten Molde maçındaki son dakikalardaki ve top kaybetmesindeki büyük hareketleri maça etki etmiş. Bugün biraz daha azimli. Böyle oynaması lazım. Oynayacaksa böyle oynasın. Yani bir Galatasaraylı olarak. Çünkü beni bileni sinirlendirdi yani. Ben sakin sakin maç izledim. Beni bileni çıldırttı o maç. Bir tane top. Mesela önemli taç oldu. Şey korner oldu da. Fenerbahçe'nin oyuncuları daha çok hareketli oynuyor. Sürekli böyleler. Boksçular gibiler lan. Böyle sürekli hareketliler. Hiç durmuyorlar. Bu yani örnek olarak. Oyun böyle oynanmalı normalde. Ama bizimkiler hem önünde bir tane rakip takım oyuncusu var. Hem arkasında var. Yani hiçbir türlü o top ona gelsin diye uğraşmıyorlar. Boş alana kaçacaksın. Sen adamı yaratacaksın. Yani bak sağ kanattan atak yapıyor Fenerbahçe takımı. 3 kişi ortada boş. Geçen sen de baktık değil mi? 3 kişi nasıl boştu? Bizde giderken öyle bir boşluk olmuyor. Adam top atacak. Önünde adam var. Nasıl atacak? İşte atamıyor adam. Arkaya Nelson. Döndü. Ulan kimse vuramadı lan. Foul. Offside. Ne oldu? Offside. Yapıyor öncesinde. İşte ya şu hareketler. Kerim helal olsun lan. Kapat. Angelino kapat. Lan kapat, müdahale etsene.
Şu topları müdahale edeceksin, orada ayağınla müdahale edebiliyorsun ya. Dibindeki topa müdahale etmiyorsun ya. Yok abi ya, ben var ya, özellikle söylüyorum, Kazımcan oynasın ya. Vallahi tamam, iyi oyuncudur, kaliteli oyuncudur da oynayamıyor. Bence Kazımcan denenir ya. Genç çocuk ya, koşuyor en azından. Yok ya, Angelino'yu zaten çoğu kişi yorum yapıyor, çoğu kişi beğenmiyor. Çoğu kişi de yani, ortak karar bu. İyi bir oyuncudur ama... Daha yani bir ortaları var, başka bir şey görmedik daha önce. Bir de orada golden adamı çeyine çarptı, gol oldu. Bir o. Yani bu kadar para verilip yani çok beklentimiz yüksek. Beklentimizin çok altında. Müdahale etmiyor, ona çarpıyor top. O müdahale etmeme olaylarını artık Okan onunla oturacak birebir. Bu topa sen müdahale edeceksin kardeşim. Ayağını uzatacaksın diyecek bunu. Başka türlü olmaz ya. Bu adam var ya, sürekli izlemeleri lazım ya. Ben bunu önce gelmeden önce de izledim bayağı. Birebir de topa müdahale etmiyor. Girmiyor topa, bekliyor. Sen defans oyuncusun. İleri oynuyorsa o ayrı. O zaman alsın defansı iyi bir tane oyuncu. Ben o zaman ses etmem adam. Oynasın. Bir de az kişiyiz. 30, şu an 31 tane oyuncumuz var ya resmiyette. Fenerbahçe'nin 46 mı 44 tane oyuncusu var. Bizim 31 tane oyuncumuz var. Biraz da oyuncu almamız lazım. Aha vur lan. Kerem vur lan. Penaltı. Penaltı vermesi lazım. Kimin eline çarptı ki? Kerem indi, eli alırken mi eliyle alıyor? Ne çarptı ya? Bir şey yok ki. Ya bir de şey diyorlar ya, hani Galatasaray işte oyuna alışıyor. İki tane oyuncu var ya, üç tane oyuncu var hadi. Üç tane farklı oyuncu var. Aynı kadroyla oynuyorlar. Oğlum mahsusluyorlar. Aynı kadroyla oynuyor Galatasaray. Galatasaray oyuncu almasın yani. Onun zayıf olduğunu biliyor onlar, anladın mı? Onlar bilerek yapıyorlar. Kötü olduğumu söylemek istemiyor, anladın mı? Çakal onlar. Hani kim gelecek şimdi? Yedek yok işte. Kim alacak? Yok. Siz görmedin mi? Şeyin önce toplantısında yedeklerden genç oyuncu sayıyordu. Kimi alacaksınız derken. Yanlış o bak, değil mi? Ne kadar salaktı. Ya bir de bir şey yok bak. Şimdi geldi. Geçen gün bakıyorum. Hakim Ziyeç'i transfer ettik. Yedek olarak bile kullanamıyoruz şu an. Yok. Hiç kimsenin aklında da yok. Kimse artık Hakim Ziyeç transferini unuttu yani. Öyle bir hale geldi. Çok güzel açıkladılar. Güzel açıkladılar ama Hakim Ziyeç hiç kimseden duymuyorum ha. Hani böyle bir topçumuz var filan. Herkes topçuyu unuttu. Var ama topçu. Unuttuk topçumuzu. Yukarı. Güzel. Tıkla lan. Ah Tete be, tıklasana be. Aşırtma tıklasa vallahi gol ya. Biraz hem kondisyon olarak hem de camia olarak biraz alışması lazım. Bir şey edeceğim. Adam bilmiyor mu? Su molası. Su molası mı? Hemen suyumuzdan içelim. Evet arkadaşlar, kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Aa Tete. Tete vur artık. Ulan atma atma. O topu vuracaksın. İşte bak, kalite yok. Kaliteyle alakası, alakası, alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Şut bile atamadı. Şut bile atamadı. Alakası yok ki. Beyin yok, beyin. Neden? Icardi adam daha oyuna alışmadı ki. Icardi beyin oraya yok, koşacağını beyin düşünüyor adam. Icardi o topa koşmayacak. Icardi çünkü koşun. Neden biliyor? Herkes bireysel vurduğunu biliyor kaleye. Olur mu adam? Burada uyuşmazlık oldu. Olmadı. Orada kaleye bu kadar şakalsın. Basit. Kaleye şakalsın orada. Yani kale, işte orada vuracaksın o topa. Kaleye vuracaksın orada. Ya da topa basacaksın. Bir de topu boştaki adama atacaksın. Topu bile alamadım abi. Nasıl alamadım? Bu nasıl vurdu? İçeri attı. Doğru dürüst alamadım topu. İçeri nasıl attı topu? Alamadıysa içeri nasıl atıyorsun baba? Mantıken biraz, yani izlerken biraz sakin ol. Objektif izlemeye çalış ya. Saldırırcasını izliyorsun. Böyle bir maç izleme şekli yok. Bu fanatiklik oluyor. Allah'ım yarabbim, baksana ya. Vur lan. Ya gol yemekmiş lan. Bilmiyorum ki, anlamadım ki, dağıldılar gene ya. Yine bundan gol yedi, farkında mı?
Bir dakikadan sonra bir bırakıyorlar. Bir bırakıyorlar. Bir, ne oluyor, ne ediyorlar? Bir kendileri de şeyde değiller. Oo. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. İlk yarıda bir offside, bir gol ve bir penaltı pozisyonu vardı. Hakemin tabii ki görmediği ya da vermek istemediği bir problem. Görmedi ki vermedi. Görseydi verirdi baba. Görmedi adam. Vardak mı bu? Vardak ki de göremedi. Var, müdahale etmiyor ki öyle. Ekran hızlı geçmiş o yüzden. Ekran hızlı geçmiş. Öyle mi? Öyle dedi. Kanala abone olun, beğenme, yorum atmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Öyle diyebiliyor mu? Ya şu orta saha problemini artık çözeceğim. Sen iki tane oyuncu şuraya 8 ile 10 numara alacaksın. Orta saha problemini çözeceğim. Topu alıp, bak 8 numaranın yapacağı görev. Topu alıp birinciden 3. bölgeye taşıyacak. Torreira'ya yardım edecek. Yapacağı bu. Başka hiçbir şey yapmadı. Bir de hadi free kick atabiliyorsa tamam. 10 numara, iyi bir oyuncu alacaksın 10 numarayı da. O tutturacak oraya, top dağıtacak. Oyunu kuracak. Bu kadar basit. Ya. İki tane şuraya iyi bir topçu, bir tane de hızlı bir stoper istiyoruz. Benim başka bir isteğim yok. Üç tane oyuncu. He, tabii ki yedeğe de adam lazım. Yedekte oyuncun yok. Sadece kanatla oynamayın. İlla onlara yedek lazım. Yedek de alacaksın. Yap Mustera. Öyle devam. Sen de kaleyle oynayın. Oynayın o kaleyle. Bilerek yapıyorlar ya. Vallahi bilerek yapıyor. Şu hareketi bilerek yapıyorlar ya. Gol yemek için yapıyorlar. Başka bir avantajı yok. Bunu bile bile hala yapmanın bir mantığı yok yani. Her sene bu aynı muhabbet ya. Bir yaparsın, iki yaparsın. 10 kere de kaleyle oynamazsın be kardeşim. Top oynuyoruz ya. Ben anlayamıyorum ya. Çok iyi. Al artık. Ulan atardı Kerem onu. Icardi. Icardi'ye iki oluyor. Kerem Icardi'ye attırıyor. Mauro Icardi'ye. Offside mi? Abi böyle bir şey yok ya. Bir maçta iki gol offside olur mu ya? Ne offside yani? Yok be. Yok. Ağrı mı? Bilmiyoruz ki. Göremiyoruz ki. Çizgiyi çekmesi lazım. Ha? Şurada bir şey yok, o kendi düştü faulde. Faulde bir şey yok, bizlik de. Yok ya onu, baştan mı? Pozisyon noktalandıktan sonra bayrağını kaldırdı. Hayır, böyle yok ki. Baba. Yok be, adamı baksana şuradaki mi? Şuradaki ya aynı ya da milim fark var, biliyor musun? Ya aynı ya milim fark var. Bence offside yok orada ya. Bence yok orada. Verdi golü. Mauro Icardi 3. golü. Orada adam önde görmüyor musun sen ya? 3. golü. Bütüne bakarsam şey. Aynı işte, ben dedim ya. Aynı ya, 1 milim dedi. Mauro Icardi'nin golü. Kerem de iyi bıraktı ama, biliyor musun? Icardi aradı. Icardi diyor. Çocukların aşkı. Herkesin aşkı oldu Icardi. Bu maçta 3. maçı 3. golü. Ligdeki maçta 5 gol atmıştı. Son 5 resmi maç 6 gol. Mauro Icardi. Be, Barış'a bir geçse. Sakin. Bir daha ver, ver. Ya versene Barış'a ya. Döndü sol tarafa, orada Kerem Aktürkoğlu. Icardi. Allah'ım ya Rabbim. Penaltı! Icardi penaltı yazandırdı. 3-3 gol geliyor. Ulan adam var ya, harbi hak yedim sormuyor. Dedim ya, bu takımın en iyisi abi. Parasını sonuna kadar helal hoş olsun. Ya azme baksana ya. Penaltı ya. Topa dokunması, şurada dokunuyor, arkasından vuruyor. O yatıyor ama ilk baş ayağıyla vuruyor bak. Orada ayağıyla vuruyor. Hadi tartışma ya, boş ver ya. Barış boş ver, geç şuraya. Ne olur yapma ya. Baba sakin, sert, çup. Penelka falan atma, panelka atma. Ne olursun, düzgün sert vur. Icardi vuruyor ters köşeye. Icardi babam.
gol krallığına oturuyor 4 golle. 3 haftada 4. golü. Bütün taraftar onu çekiyor. Icardi baba sahada yere. Bu adam bu sene gol kralı olacak ya. Hakikaten. Şuna baksana. Ama şu biraz daha köşeye direğin dibine atmak mantıklı. Bakıyor galiba ya. Anladın mı? Süper Lig'deki. Bir kaleciye bakıyor, bir topa bakıyor. Adam nasıl böyle yapıyor? Icardi baba. İlk yarıdaki o dağınık savruk oyundansa bu yarıdaki o öndeki baskı hız hızlandığı zaman takımın ne kadar faydalı olduğunu gözüküyor. İşte durduğu anda duran top oynadığı zaman kötü. Bak şuraya bak ya. Adam dört kişinin arasına giriyor, izin veriyor. Şurada var ya bu topu geçirmeyeceğim. Bir şey yapacak. Ayrı bir şeydi. Önüne yatacağım baba. Yat önüne anasını satayım. O gelip sana çarpsın. Ne yapacak bir şey yok yani. Sakin. Biriniz koşun. Barış gör. Kerem gidiyor. Tıkla. Çok güzel. Bir daha aynı. Hadi Demirbay yürü. Devam. Oyna sen. Çok güzel. Icardi'nin asisti. Barış Alper. Aşağıda Kerem bomboş. Bir daha. Mertes bırak Kerem'e. Kerem 4 mü? 4. Orada da sarı var. Icardi'ye orada da sarı var ama 4 oluyor. Oğlum özledik artık. Şöyle atın ya biraz ya. Ha, sarıyı da verdi. Icardi yaptı hareketten dolayı sarıyı da verdi. Sana ya. Oha ya. Bu nasıl bir vuruştur ya. Normal değil ya. Direkt adamın ayağına vallahi kırmızı ya bu. Ha. Böyle bir giriş yok ya. Değiştirmesi lazım onu ya. Bu ara vardan çağırmaları lazım acilen ya. Burada da var. Ya baksana ya bu direkt kırmızı ya. Böyle bir dalış yok ya. Ne ya? Önce gol için bak. Maçın hakemine pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Buna bakıyor. Kerem Demirbay'ın orada düşürmesine bakıyor. Şans alan pozisyonu izliyor. Adam geliyor ne yapsın? O itiyor. O itiyor zaten onu. Omzuyla itiyor. Topa vuran o. Gol öncesi. Orada bir şey veremez ya. İmkansız. Adam hızıyla geliyor zaten omzuyla vuruyor ona Kerem Demirbay'ı düşürüyor. Icardi'nin pozisyonuna bakacağına orada Kerem Demirbay'a bakıyorsun ya böyle bir saçmalık olamaz ya. İzledi Ali şans alan. Tamam mı? Ve el var dedi. El var dedi. Ali ne alaka ya? Gol geçerli değil diyor. 3-0. Neydi ya? Şurada eline çarpıyor. Düşüyor adam düşüyor. Ne yapsın canavliyle adamı tutuyor. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Adam düşüyor ne yapacak? Ya böyle bir şey yok ya. Ulan bahanenin içinde bahane buluyorsunuz ya. İlginç yemin ediyorum ya. Artık çözemiyorum ya. Yapacak bir şey. Kaan ayağından bakan bunun önüne doğru bakan bu gol mü? Bakan bu. Allah seni kahretsin. Nereye vurdun be? Onu yazman lazım artık ya. Şu pozisyonlar vallahi kaçacak pozisyon değil ya. Çık ya. İyi değilsin abi. Ancino ben beğenmiyorum. Beğenen oynatsın abi. Yok. Kazımcan Karataş. Şimdi bak maç bak 85'te alıyorsun. Daha erken alsan çocuğu da ısındır biraz. Bak şimdi oyunu gör. Nasıl oynayacak o taraftan top? İşte oynayacak adam biliyor daha iyi olacak. Mecbur Angelino'yu bu sefer oynatamayacak. Onu bildiği için almıyor zaten. Ben onu bilmiyor muyum? Barış
hocam bekletmeden yaptı orta ile son sekmesi. Arkadaşlar. Boye be son anda sırtından çarpıp giriyordu. Sancho Boye son dakika. Bitirdi. Ve maç bitiyor. 3-0. Galatasaray kazanıyor. 2 gol Icardi'den. 1 gol de Kerem'den geliyor. Milyaraya 7 puanla. İlk 3 haftanın 3 haftada 7 puan. 2 puan eksimiz var ama olsun. Şu anda 3 haftadır kaybetmedik. İyi oynamaya devam ediyoruz. Milyaradan sonra yeni gelen oyuncularla beraber Zaha ve Ziyech de tamamen dönerse daha iyi olacak. Ama Angelino yerine en azından ligde ilk 11 Kazımcan oynamalı. Oyuna girdikten sonra oradaki rahatlamayı hem Abdülkerim'in hem de Torreira'nın rahatlamasını gördük. O yüzden bizim için önemli. Okan Buruk inşallah bundan sonra dikkat eder. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.